Google gibi bir yerde çalışıp kendi şirketini kurma fikri herkese çok büyük bir şok. Hani arkadaşlarda olsun, ailede olsun. Bayağı bir yankı oldu. Benim için de bir kırılma noktası aslında. Çünkü rahat bir hayattan daha zor ve geleceği nasıl olacak bir maceraya aslında atıldık. O bir kırılma noktası bence. Ufaktan başlıyoruz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendinden bahsedebilir misin? Pınar Ünsal kimdir? Pınar ben. 77 İzmir doğumluyum. Aslında tatilde dünyaya gelmişim. Ailem 60'lı yıllarda Almanya taşınmışlar. Tipik işçi ailesi şeklinde. O yüzden ben tatilde doğmuşum. Hayatımın çok büyük bir kısmını da aslında Almanya'da geçirdim. Yurt dışında yaşadım. 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Yaklaşık bir 10-12 yıldır ben burada yaşıyorum. Ondan önceki hayatım hep yurt dışında geçti aslında. İşte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, Almanya. Daha sonra İspanya'da yaşadım, Amerika'da yaşadım. Biraz öyle gezgin bir hayatım vardı, öyle söyleyebilirim sana. Üniversitede Almanya ve Amerika'da geçti. O şekilde. Çok renkli anladım galiba. Peki, evet. Kesin dönüş yaptıktan sonra Türkiye'de bir kültür şoku yaşadınız mı aslında? Evet, bayağı bir yaşadım. Hala da bazen yaşıyorum. Çünkü tabii ki bazı şeyler bana burada biraz ters de gelebiliyor. Örneğin hani İstanbul çok hızlı ve hareketli bir şehir. Bayağı bir stresli. Daha önce yaşadığım Almanya'da küçücük bir köyde doğdum, büyüdüm. O yüzden orada hani öyle bir stres yoktu. Her türlü adaptasyonda ilk başta zorluklar çektim ama gayet mutluyum, keyifliyim. Seviyorum burayı. Harika. Peki o zaman farklı farklı yerlerde de okudun anladığım kadarıyla sen. Evet. Nerelerde okudun mesela? Almanya'da Trier'de üniversite işletimi okudum. Sonra 2 yıl sonra burs kazanıp Amerika'ya gittim. Böyle kasaba gibi bir yerde, Kansas City'ye yakın bir üniversite şehri, Missouri'de. Orada okudum bir yıl. Sonra tekrar Almanya'ya dönüp Almanya'da üniversiteyi bitirdim. Ondan sonra 2003'te Almanya'da bir kriz vardı. İş bulamadım. Oldukça da iyi bir not ortalamasıyla bitirmiştim aslında. İspanya'da iş buldum. İspanyolca da bilmeden aslında Cebeli Tarık'a taşındım. Cebeli Tarık da küçücük, aslında İngiltere'ye bağlı bir koloni, bir ülke. Orada yaşadım. Bir spor bahis sitesi için çalıştım. Bevin belki duymuşsunuzdur. Oradaydım. Oradan sonra da Google'a başvurdum. 2005'te Google Dublin'e geçtim. 2 senede bir İrlanda maceram var aslında. Daha doğrusu 2006'da Google Türkiye'de bir ofis açma girişiminde bulundum. Orada da bana teklif ettiler. Hani gider misin İstanbul'a, nasıl bir şey olur? Ofisi birlikte ayağa kaldırsak. O şekilde aslında benim İstanbul maceram 2006'da aslında Google ile birlikte. Başladı. Aynen. Buraya böyle bir transfer oldum mu diyeyim. Hiç aklımda yokken hani Türkiye'de bir hayat veya hani İstanbul'da zaten kimseyi tanımıyordum. O şekilde gelmiş oldum. Google Türkiye ile birlikte. Aslında oradan itibaren de meslek hikayeniz başlamaya başladı. Evet. Peki dijital pazarlama meslek hikayen nasıl başladı bu süreçlerde? Google'dan bahsettin. Benim dijital pazarlamayla tanışmam aslında çok çok daha erken oldu. 99'da ben Amerika'da ilk e-ticaret dersleri almaya başladım. Orada da gerçekten hani emeklemiyor bileydi, böyle çok küçük bir e-ticaret ders, 10 kişi falan vardık hani derste ama çok ilgimi çekmişti. Sonra Amerika'dan Almanya'ya geri geldiğimde bir internet startup'ında işe başladım. Daha doğrusu hani staj ve iş gibi bir şey. 2 yıl orada çalıştım. Newsletter marketing yapıyorlardı ki o zaman için inanılmaz bir şeydi. Newsletterların içine reklam yerleştirip onu pazarlıyorlardı. O şekilde internet ve dijital pazarlamayla tanışıp tezimi de bunun üzerine yazdım zaten. Oradan aslında benim aklımda netten dijital pazarlamayla ilgili ben bir girişimde bulunmak istiyorum. O yüzden de belki mesleki seçimlerim 2000 yılından sonra 2003'te Bevin olsun, orada da yine dijital pazarlama ekibiyle birlikte çalıştım. Daha sonra Google, zaten biliyor herkes, Google'da Google AdWords ekibindeydim. Reklam programı tarafındaydım. Daha sonra da 2006'da Türkiye'ye gelince şu an birlikte olduğum ortaklarımla Kubix Dijital'i kurduk 2007 yılında. Oldukça 11 yıldır sektördeyiz ajans olarak. İlk sadece arama motoru pazarlaması üzeri giden ajansız aslında. Ajanslardan biri bile diyemiyorum. Çünkü gerçekten ilktik hani sadece bu işi yapan. Bu şekilde yola çıktık. Çünkü niye? Türkiye'de o zaman hemen hemen hiç bu işe odaklanmış ajans yoktu. Yurt dışında da
çok daha ilerideydi. Dijital pazarlama sektörü ve dijital pazarlamaya yönelik hizmet veren ajanslar. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük ve arkadaşlar dedik hani bırakalım Google'u. Tabii herkes şokta. Nasıl olur da Google gibi bir şirket bırakılır? Bıraktık gerçekten de. 2007'de küçük böyle home office tarzında başladık hayatımıza. Google'da tanıştığımız müşterilerle konuşuyorduk, görüşüyorduk. Öyle ufak ufak ve hani şafak diğer ortam, telefonla arayarak işte reklamımızı gördük çok kötü şöyle mi yapsak, toplantılar ayarlayarak ilk müşterilerimizle öyle tanıştık ve yavaş yavaş büyümeye başladık. Daha geçen hafta doğum günümüzü kutladık, 11. Kubix Dijital doğum gününü. Harika. Peki, Kubix Dijital'den bahsettin. Tabii. İş yerinde bir gün nasıl geçiyor, neler yapıyorsun? İş yerinde günüm, ben erken başlıyorum güne. 8 çeyrek geçe gibi geliyoruz ofise. Önce güzel bir kahvemle biraz haberleri okuyorum, sektörden haberlere bakıyorum. Daha sonra ekip arkadaşları genelde 9 gibi geliyor. Gün bizde 9'da diğer ekip böyle gelmesiyle birlikte. Bir toplantı yapıyoruz hafta başında normalde. Hani projeleri konuşuyoruz, iş akışlarını görüşüyoruz. Bu şekilde günümüz başlıyor. Daha sonra benim ya işte performans toplantılarım oluyor, değerlendirmeleri, ya müşterilerle görüşmelerimiz oluyor. Gün içinde yoğun tempolu, nasıl hani sabah gittim, akşam çıktım hiç anlamadığım böyle hızlı bir tempodayız. 11 yıldır aslında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sürekli koşturma içerisindesin aslında. Evet. Sabit bir çalışma ortamı mı yok baktığımız noktada? Sabit. Diyebilir miyiz yoksa? Yok, biz aslında sabit. Hani ofise geliyoruz her gün. Şöyle bazen hani bazı çalışanlarımız haftada bir evden çalışıyorlar. O şekilde bir esnek çalışma sistemi koyuyoruz. Ama haftada birle sınırlıyoruz ki çünkü ekip çalışmasına biz çok değer veriyoruz. Hani ekip yakın olsun birbiriyle. Öyle digital nomads gibi bir trend bizde yok. Hani orada hani yarı esnek diyebilirim. Çünkü ekipleri yan yana çalışıp dirsek dirseğe çalışmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hani hep buradayız. Plaza Cubes ofisindeyiz. Oldukça keyifli geçiyor günlerimiz. Hayatında hiç kırılma anı oldu mu? Kırılma noktan dediğin kısımdan bahsedebilir misin eğer olduysa? Bence kırılma anı olarak hani bir iki nokta sayabilirim. Birincisi bence şu olabilir. Kurumsal hayatı bırakıp yani Google gibi bir yerde çalışıp kendi şirketini kurma fikri herkese çok büyük bir şok. Hani arkadaşlarda olsun, ailede olsun. Bayağı bir yankı oldu. Benim için de bir kırılma noktası aslında. Çünkü rahat bir hayattan daha zor ve geleceği nasıl olacak bir maceraya aslında atıldık. O bir kırılma noktası bence. Ve hani şirket kurduktan sonra aslında artık bu hani 2 yılda bir ülke değiştirme kısmından çıkıp gerçekten aslında bir yerde sabit olarak kalma gibi bir hayatımdaki değişiklik bence o 2007'de yaptığımız şirket kuruluşuyla birlikte o oldu. Daha sonra belki anne olmak hani 2014'te kızım dünyaya geldi. Hani o da tabii hayatında insanın bayağı bir şeyler değiştiriyor. Artık daha çok hani ben odaklı yaşamıyorsunuz. Daha çok çocuğunuzla ilgileniyorsunuz. Hani onun güzel bir ortamda büyümesini hedefliyorsunuz. Onlar bence benim hani kendim için görebileceğim kırılma noktaları. Türkiye'deki dijital pazarlama sektörüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? 11 yıldan beri Kubix Dijital'i kurdunuz ve yönetiyorsunuz. Keza böyle geçmişiniz de var baktığımızda. Evet. Tabii çok uzun yıllardır bu sektördeyim. O yüzden çok kişiyle tanıştım, çok ajansla gördüm, müşterilerle de, insanlarla da tanıştık. Şöyle diyebilirim, Türkiye'deki dijital pazarlama evet ilerliyor, hızlı da ilerliyor, çok da güzel bir sektör. Bu işi ben de yapıyorum ya da iyiyim diyen çok ajans var ama bazıları da bizim ajansta hani doji veya merdiven altı dediğimiz bazı ajanslar var. Onlar böyle hazır paket satıyor, kontür satıyor. İşte Google'da seni bir numaraya çıkaracağım, 2 günde şöyle olacak, böyle olacak. Birçok ajans var ve bunlar tabii piyasayı oldukça kirletiyorlar. Ve müşterilerde de soru işareti oluşturuyorlar. O yüzden hani birazcık daha gidecek yolumuz var kalite açısından, verilen hizmet açısından. Herkes biraz daha böyle kolaya kaçmaya çalışıyor. İşte hemen hani para verdim, bir de çıktım, üste çıktım, Google'da nasıl çıkayım, işte ben şu kadar. Hani o mentalite hala henüz oturmadı. Kaliteli içerik, işte backlink, hani SEO'da o tam oturmadı. Herkes hemen kısa yolla nasıl hızlı bir çözüme ulaşabilirim de. O yüzden bence hani bizim gibi ajanslar olunca, sektörü örneğin Women Digital'le de güçlendirdikçe bu sektördeki bu algı değişebilir diye düşünüyoruz. Yani öyle ümit ediyoruz. Öyle bir yola çıktık. Değişmeli de aslında. Değişmeli de. Siz de rastlamışsınızdır. Muhakkak herkese o telefonlar geliyordur ya da o e-mailler işte ben sizi ya da Google'dan arıyorum diyor. Halbuki Google'a alakası yok. Ben diyorum siz kimsiniz? Kadıköy'de bir şirket.
Google diyor. Google yok Kadıköy'de biliyorum yani sonuçta. Yok yok biz yetkiliyiz falan. Evet ne tesadüf. Biz de hani Google Partner Ajansı'yız ama biz kendimizi Google diye tanıtamıyoruz. Yasak zaten öyle bir şey ama bazı ajanslar sağ olsunlar hani o ismi kullanarak kapı açmaya çalışıyorlar. Müşteri kazanmaya çalışıyorlar. Yeni başlayacak dijital pazarlama meraklıları ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şöyle onun fakültesi olmadığı için dijital pazarlama diye bir okuyabileceğim bir üniversite yok. O yüzden bence bu konuya merak saran gençlere okumalarını tavsiye ediyorum. Bol bol video izlemelerini, Google'ın eğitimlerini takip etmeye, Facebook'un içeriklerine bakmalarını. Birçok aslında eğitim alacakları kanal var. Bakıp öğrenebileceğin. Kendilerini geliştirsinler, okusunlar, kolaya kaçmasınlar. Gerçekten zahmetli bir yol ve iş. Uzmanı olmak istiyorsanız data sevmeniz gerekiyor. Dijitali sevmeniz gerekiyor aslında. Bu işi sevmiyorsanız yapamazsınız. Çünkü dijital pazarlama dediğiniz konu çok hızlı değişen, gelişim göstermesi gereken bir alan. Çünkü her gün bir bakıyorsunuz yeni bir şey çıkmış Google'da ya da başka bir mecrada. Onları okuyup kendinizi güncellemeniz gerekiyor. O yüzden aslında sürekli öğrenmeniz gereken bir kariyer yolu diyebilirim. Bunun dijital oluşumdan bahsedebilir misin? Neden böyle bir oluşuma ihtiyacına bulunduğunuzu ve kurduğunuzu yapıyorsunuz? Bunun dijital bizim Halde ile ortağımla birlikte uzun zaman üzerinde konuştuğumuz, düşündüğümüz bir proje aslında. 2016'da konuşuyorduk hani yapalım böyle bir oluşuma ihtiyaç var diye ama yoğunluktan dolayı aslında başlatamadığımız bir projeydi. Şimdi üçüncüsünü yapacağımız 25 Nisan'da Women Digital Meetup'ı ve dijital pazarlamada çalışan kadınları örgütlemek, aslında bir profesyonel iletişim ağı kurmak. Bu şekilde başladık. Bir anda 2-3 ayda 700'e yakın üyemiz oldu. Meetup'larımız oldukça keyifli ve başarılı geçti. Aylık meetup'lar düzenleme hedefli çıktık yola ama aynı zamanda da web sitemizi şu an yapıyoruz. Web sitede de online bir platform olarak belki bir job board olacak. İşte her ay bir kadını anlatacağız. Onun başarı hikayesine yer açacağız sitemizde. Bu şekilde hem Türkiye'de hem de aslında uluslararası da hitap eden bir proje olmasını istiyoruz. Türkçe ve İngilizce olarak gideceğiz. İleride de hani meetup dışında da yıllık bir konferans ve Women Digital Ödülleri diye bir organizasyon hayata geçirmek istiyoruz. Orada başarılı girişimci kadınları, dijital pazarlamada başarılı olan kadınları ön plana çıkarıp sektörü zenginleştirmeleri için platform sağlıyoruz aslında, alan sağlıyoruz. Harika. Peki bununla ilgili bir çağrıda bulunabilir misiniz? Hani burada bizi takip eden birçok insan var baktığımız noktada. Hani kimler yenmeli sizin bu oluşumunuza, etkinliğinize? Tabii ki seve seve. Dijital pazarlamaya dokunan aslında ya o sektörde çalışan ya da kendi girişimi olan kadınları, her pozisyonda çalışan, yani yönetici de olabilir, uzman da olabilir, yeni başlamış bir arkadaş da olabilir ama profesyonel bir network. Üniversitelere daha farklı bir organizasyon yapacağız ama bu gerçekten hani iş hayatında olan kadınları örgütlemek ve bir araya getirmek için kurduğumuz bir network ve bir oluşum. 25 Nisan'da K-Works'te bir etkinliğimiz olacak. Growth Hacking üzeri, startuplara özel. 4 tane girişimci kadınımız olacak. 4 girişimci orada kendilerini anlatacaklar. Pazarlamada, dijital pazarlamada özellikle başarılı ne yaptıklarını, ne yapamadıklarını masaya yatıracağız. Birlikte güzel bir etkinlik olmasını hedefliyoruz. Women.digital'den girip bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Sizi de bekleriz. Harika, yine geleceğiz. Buyurun, gelin lütfen. Çok güzel. Türkiye'deki dijital sektördeki kadınların rolü sizce nasıl? Bunu nasıl görüyorsunuz? Bir kadın olarak aslında zorluk çekiyor musunuz? Erkek egemenliğinin olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz Türkiye'de. Bu soru süper bir soru. Çünkü gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada aslında dijital pazarlamada kadınlar azınlıkta. Halbuki bu işi çok iyi yapan dijital pazarlamacı kadınlar var. Ama genelde arka planda kalıyorlar. Bir maaş eşitsizliği var. O bir zaten herkesin bildiği bir konu. Daha sonra baktığımızda istatistiklere üst seviyelerde, yani yönetici seviyelerinde olan kadın sayısı çok az. Bizim sektörde dijital pazarlama, evet belki içerikçi veya sosyal medyacı çok kadın var ama SEO veya SEM konularına çok az kadın var. Türkiye'de de daha da aslında gerideyiz. Hani yurt dışında bir 70-30 gibi bir oran konuşuluyor. Türkiye'de daha da
geride olduğunu düşünüyoruz. Bir istatistik bulamadık ama öyle olduğunu düşünüyoruz. Belki ileride bir anket ya da bir Ipsos'la birlikte bir çalışma yapabiliriz. Bir hani merak ediyorum gerçekten dijital pazarlamada oran nedir Türkiye'de? Bir de şöyle bir eşitsizlik olduğunu gördük. Örneğin geçen sene Digital Zone etkinliği vardı. 2 gün süren bir etkinlikti. İlk günü sanırım 10 konuşmacıdan 3 tanesi ya veya 2 tanesi kadındı. Daha çok yurt dışından gelen konuşmacılar vardı. İlk günü İngilizceydi ağırlıklı. İkinci günü de Türkiye'den gelen konuşmacıların 10 konuşmacıdan 10'u da erkekti. Hiç kadın yok. Baktığımızda konuşmacıda hani %19 gibi bir oranda kadın konuşmacı var. Ve Webrazi'de de bu şekilde. %20'lerde, 25'lerde en fazla. Ve kadın konuşmacılar çok az olduğunun farkındayız. Ve bunu değiştirmek istiyoruz. Daha çok başarılı kadınların ön planda olmasını, konferanslarda konuşmacı olmalarını istiyoruz. 2 milyon TL'nin olsaydı çay kahve insanı çıkan hangi girişime yatırım yapardın? Neden? Hepsini izledim. Çok güzel videolarınız var. Bayıldım. En çok da bana mama .com muydu? Onu çok beğendim. Özellikle de bir hani gelirin bir kısmını da barınaklara, köpeklere hani bağış yaptıklarını gördüm. Çok hoşuma gitti. Ona 1 milyonum olsa ona veririm. 1 milyonum da belki startups.com'du galiba. Abonelik sistemine. Startup. Evet. Ona da 1 milyon verebilirim. Onun da geleceğine inanıyorum çünkü. Harika. Çaycı mısınız yoksa kahveci mi? Kahveci. Günde en az 3 kahve içerim. Afiyet olsun. Peki çay kahve insan hakkında neler düşünüyorsunuz? Çay kahve insanla ben yeni tanıştım. Daha önce maalesef görmemiştim, duymamıştım. Tuğba anlattı, bahsetti. Girdim ve çok güzel içerikleriniz var. Çok keyifli videolarınız var. Çok da profesyonel. Ve herkesin aslında hani boş bir zamanı olan, böyle bir saatini ayırıp da video izleme, izlesem ne izlesem komik video yerine sizin içeriklerini tüketmelerini çok isterim. Çünkü gerçekten faydalı içerikler sunduğunuzu düşünüyorum.